Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda tarihte yaşanmış en inanılmaz ve en korkunç denizaltı patlamalarından bazılarını inceleyeceğiz. Denizaltılar, okyanus yüzeyinin derinliklerinde seyahat edebilen, büyüleyici makinelerdir. Ancak aynı zamanda birçok tehlike ve tehditle de karşı karşıyadırlar. Mekanik arızalardan çarpışmalara ve düşman saldırılarına kadar, denizaltılar yüzlerce cesur denizcinin hayatına mal olan en korkunç ve trajik kazalardan bazılarına karışmıştır. Bu videoda size bu felaketlerden bazılarının ardındaki hikayeleri ve bunlara nelerin sebep olduğunu anlatacağız. Denizaltıların karanlık ve gizemli dünyasına dalmaya hazırsanız, haydi başlayalım. USS Treasure 593. Bahsetmek istediğim ilk denizaltı felaketi, 1963 yılında USS Treasure 593 batmasıdır. Bu kaza, ABD denizcilik tarihindeki en ölümcül denizaltı kazasıdır ve gemideki 129 kişinin tamamı hayatını kaybetmiştir. USS Treasure, 10 Nisan 1963'te Cape Cod'un güneydoğusunda derin dalış testleri yapan, nükleer enerjili bir saldırı denizaltısıydı. Test sırasında denizaltı büyük bir elektrik arızası yaşadı ve yüzeyle teması kaybetti. Mürettebat, balast tanklarını patlatıp yüzeye çıkmaya çalıştı, ancak arızalı bir valf nedeniyle bunu başaramadılar. Denizaltı, su basıncının, gövdenin dayanamayacağı kadar yüksek olduğu ezilme derinliğine ulaşana kadar, gittikçe daha derine battı. Denizaltı patladı ve Atlantik'teki sonar istasyonları tarafından tespit edilen bir şok dalgası yarattı. Donanma, büyük bir arama ve kurtarma operasyonu başlattı, ancak mürettebatı kurtarmak için çok geçti. USS Treasure'ın enkazı, daha sonra deniz tabanında, 8400 feet derinlikte bulundu. K-141 Kursk. Bahsetmek istediğim bir sonraki denizaltı felaketi, 2000 yılında K-141 Kursk'un patlamasıdır. Bu, Rusya tarihindeki en kötü denizaltı kazasıydı ve gemideki 118 kişinin tamamının ölümüne neden oldu. K-141 Kursk, 12 Ağustos 2000'de Barents Denizi'nde bir deniz tatbikatına katılan, nükleer enerjiyle çalışan bir seyir füzesi denizaltısıydı. Denizaltı, bir torpidoyu ateşlemeye hazırlanırken, silahlardan birinden sızan yüksek test peroksit, denizaltının ön kısmını parçalayan büyük bir patlamaya neden oldu. Patlama o kadar güçlüydü ki, Kuzey Avrupa'daki sismograflarda dahi kaydedildi. Hayatta kalan mürettebat üyeleri, denizaltının arka bölümüne çekildi ve burada diğer gemiler tarafından kurtarılmayı umdular. Ancak, Rus donanması ile uluslararası kurtarma ekipleri arasındaki iletişim ve koordinasyonun zayıf olması nedeniyle kurtarma operasyonu gecikti ve etkisiz kaldı. Mürettebatın oksijeni tükenmiş ve birkaç gün sonra ölmüşlerdir. K-141 Kursk, sonunda deniz tabanından çıkarıldı ve incelenmek üzere bir kuru havuza çekildi. USS Scorpion 589. Üçüncü sıradaki denizaltı felaketi ise, 1968 yılında USS Scorpion'un bilinmeyen bir cisimle çarpışmasıdır. Bu, gemideki 99 kişinin tamamının hayatına mal olan bir başka trajik denizaltı kazasıydı. USS Scorpion, Mayıs 1962'de Akdeniz'deki görevinden dönmekte olan, nükleer enerjili bir saldırı denizaltısıydı. Denizaltı 21 Mayıs 1968'de Azor Adaları'nın yaklaşık 50 mil güneyinde konumunu bildirdi ve ardından sessizliğe gömüldü. Denizaltı 27 Mayıs'ta ana limanına geri dönmeyince, donanma bir arama kurtarma operasyonu başlattı. Birkaç ay süren aramaların ardından, donanma USS Scorpion'un enkazını deniz tabanında 10.000 feet derinlikte buldu. Batma nedeni belirsizliğini korumaktadır, ancak bazı teoriler denizaltının bir Sovyet gemisi veya mayınla çarpıştığını ya da arızalı bir batarya veya torpido nedeniyle bir iç patlama yaşadığını öne sürmektedir. Ming sınıfı. Nisan 2003'te Çin'e ait Ming sınıfı bir denizaltı, Sarı Deniz'deki eğitim tatbikatı sırasında mekanik bir arıza yaşadı ve gemideki 70 mürettebatın tamamı öldü. Denizaltının dizel motorunda bir sorun olduğu ve bunun da mürettebatın karbon monoksit zehirlenmesine yol açtığı bildirildi. Çin donanması, olayı ancak 2 ay sonra, denizaltı kurtarıldıktan ve cesetler çıkarıldıktan sonra duyurdu.
USS San Francisco. Ocak 2005'te Amerikan denizaltısı USS San Francisco, Guam'ın yaklaşık 350 mil güneyindeki bir sualtı dağında, yüksek hızda karaya oturdu ve bir denizcinin ölümüne, 98'inin de yararlanmasına neden oldu. Denizaltı, haritalarda işaretlenmemiş olan deniz dağına çarptığında, saatte 56 kilometreden fazla bir hızla seyrediyordu. Çarpma, denizaltının provasına ciddi hasar vermiş, sonar kubbesini ezmiş ve birkaç bölmenin su dolmasına neden olmuştur. Denizaltı yüzeye çıkmayı başarmış ve onarım için Guam'a geri dönmüştür. HMS Superb. Mayıs 2008'de İngiliz denizaltısı HMS Superb, Kızıldeniz'de bir sualtı kayasına çarparak 9 denizcinin yararlanmasına ve sonar donanımının hasar görmesine neden oldu. Denizaltı, haritalarda da işaretlenmemiş olan kayaya çarptığında, Süveyş kanalına doğru yol almaktaydı. Çarpışma, ön balast tankında bir deliğe neden olmuş ve denizaltının dalmasını engellemiştir. Denizaltı, onarım için Plymouth'a geri döndü ve daha sonra hizmet dışı bırakıldı. Ara San Juan. Kasım 2017'de, Arjantin denizaltısı Ara San Juan, içindeki 44 mürettebatla birlikte Güney Atlantik'te kayboldu. Denizaltı, bir deniz tatbikatından dönerken, batarya sisteminde kısa devre olduğunu ve bölmelerden birinde yangın çıktığını bildirmiştir. Denizaltından gelen son iletişim, normal çalışmasına geri döndüğünü ve ana limanı olan Mar del Plata'ya doğru yol aldığını gösteriyordu. Ancak denizaltı hiçbir zaman limana ulaşmamış ve herhangi bir tehlike sinyali alınmamıştır. Birçok ülkenin katıldığı büyük bir arama kurtarma operasyonu başlatıldı, ancak denizaltının izine rastlanmadı. Bir yıl sonra, Arjantin hükümeti tarafından kiralanan özel bir şirket, denizaltının enkazını deniz tabanında 907 metre derinlikte buldu. Batma nedeni bilinmemekle birlikte, bazı uzmanlar hidrojen patlaması ya da su basıncına bağlı bir patlamanın meydana gelmiş olabileceğini öne sürmektedir. INS Sindurakşak yangını. Şubat 2009'da, Hint denizaltısı INS Sindurakşak, Visakhapatnam'daki deniz üstünde demirliyken alev aldı ve bir denizci öldü, iki denizci de yaralandı. Yangına, denizaltının ön bölmesinde patlayan, arızalı bir batarya neden olmuştur. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve denizaltı onarılarak hizmete geri döndü. INS Sindurakşak patlaması. Ağustos 2013'te, aynı denizaltı INS Sindurakşak, bu kez batması ve gemideki 18 mürettebatın tamamının ölümüyle sonuçlanan bir başka büyük kaza geçirdi. Denizaltı, Mumbai Donanma Tersanesi'nde demirliyken, torpido bölmesinde meydana gelen bir dizi patlama, büyük bir yangına ve gövdede bir deliğe neden oldu. Patlamalar o kadar güçlüydü ki, birkaç kilometre öteden duyuldu ve yakındaki binaların camları kırıldı. Patlamaların nedeni, hala belirsizliğini korumakla birlikte, bazı kaynaklar bunun hatalı mühimmattan ya da insan hatasından kaynaklanmış olabileceğini öne sürmektedir. Denizaltı daha sonra kurtarıldı ve hizmet dışı bırakıldı. Tarihteki en büyük denizaltı patlamalarından bazılarını ve bunların nasıl gerçekleştiğini öğrendik. Denizaltıların çeşitli misyon ve görevleri yerine getirebilen harika araçlar olabileceğini, ancak aynı zamanda sürekli bakım ve özen gerektirdiklerini gördük. Ayrıca sualtı arazisinin doğru harita ve çizelgelerine sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu, derin okyanusta denizaltı seyahatinin ne kadar riskli ve zorlu olduğunu gördük. Umarız bu videoyu beğenmiş ve denizaltılar hakkında yeni şeyler öğrenmişsinizdir. Videomuz hoşunuza gittiyse, beğen butonuna basmayı ve bunun gibi daha fazla şaşırtıcı sualtı macerası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca aşağıya bir yorum bırakmaktan çekinmeyin ve bu denizaltı felaketleri hakkında neler düşündüğünüzü veya gelecekteki konular için herhangi bir sorunuz, video içerik öneriniz varsa bize bildirmeyi de ihmal etmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederiz, bir dahaki sefere görüşmek üzere.